biraz heyecanlıyız. İnşallah çıkacak. Vallahi klasik söyleyelim, bize çıkacak. Ooo süper. Harika. Nasip artık nasipimize varsa çıkar. Önce hepinize teşekkür ediyorum. Beklemiyordum. Yani hiçbir şekilde içeri girerken bir arkadaşla tanıştık ve ona dedim ki ben en arkaya geçeyim. Yani eğer bana çıkmışsa ben gelmişsem herkes gelmesi lazım ya. Başka bir yerde bu şekilde karşılanmıyor. Herkes güler yüzü. Duygular anlatılmaz gerçekten. Yani bir şey sahibi olmak istiyorsak yapmak zorundayız. Yani bir yerden başlamak zorundayız. Çok anlatamam yani, o kadar mutluyum ki hiç zannetmiyordum yani ilk çekilişte bize çıkacağını. Teyze dedi çok iyi, ben de hemen gireyim. O da internetten şu anda izliyor bizi. Mardin'de uzman çavuş. Ne, çok mutlu oldum yani. Biz yıllardır bekliyorduk faize girmemek için, özellikle girmemek için. Yoksa bankalarda gidip kredi şey yapıp alırdık. Ama illa da faize girmeyelim dedik. Nasip bugünündü. Gerçekten bir evime teşekkür ederim bu güzel fikirlerinden dolayı. Haklı olarak insan işin içine girmeden uzaktan şey yapıyor, çekiniyor. Ama işin içine girdikten sonra gerçekten bir evim kendi kardeşin, kendi eşin. Güvendiğin gibi güvenebilirsin diyebilirim yani. O sıcaklığı gördüm ben bir evimde. Şu an herkes arayayım. Umut da haberi vermek istiyorum. Yeni katıldık. Geçen ay ben başvurdum. Ama araç istiyorduk. Evimiz var. Bir evime Instagram'da gördüm sonra. Mesaj attım. Onlar bana geri dönüş yaptı. Sonra Hamit Bey'le görüştüm. İstanbul Pendik Şubesi'nden öyle anlaştık. Yani çok mutluyum gerçekten. İyi ki başvurmuşum. Bir evim olsun istiyorsanız bir evim. Bir arabam istiyorsanız bir araba. Aynen. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Alo. Anne. Çıktı. Evet. Mart ayına. Anne doğru söylüyorum, şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim şu an. Evet. Ay, gerçekten. Tamam. Tamam abi. Çok dualar ettim. Gibi gerçekten rüya gibi, hiç beklemiyorduk. İkinci sıra tespitinde çıktı. Çok heyecanlıyız. Kendi evimize taşınabileceğiz, kiradaydık çünkü. Biriktiremiyorduk, harcıyorduk yani. Daha doğrusu lüzumsuz şeyler için harcıyorduk. Ama bu bir evim çok iyi oldu. Çünkü para biriktirme şansımız daha çoktu. Şu an gerçekten heyecanlıyız. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ama herkese öneriyorum. Kesinlikle bir evim için bir evim. Ya bir evime gitmeden hiçbir şeye karar vermeyin.
faizden yana çekiniyorsanız bir evin bence bulunmaz bir nimet yani. Gerçek burada. Kesinlikle gerçek. Bir eviniz olsa istiyorsanız bir evin. Sevinçliyim. Üçüncü çekilişim. Çıkmasına sevindim. Ailecek yazılmıştık zaten. Evdekilerin de haberi yok. Onlar için de güzel bir sürpriz olacak. Bana çok güven verdi. Zaten güvenerek gelmişim ama buranın muhteşem kalabalığı da bana daha çok sevgi verdi. Tabii güven verdi, hepsi verdi. Teşekkür ederim. Öncelikle çok heyecanlıyım ama sanki son dakika benim adım söylenmeyene kadar içimde bir kıpırtı oldu. Bunun bana çıkacağını hissettim gibi oldum ama aslında ben bugün buraya bana çıksın diye gelmedim. Ben buranın atmosferini görmeye geldim. Gerçek payını öğrenmeye geldim. İnanarak girmiştim zaten bu işin içine ama bugün buranın şampiyonu benim herhalde. Bir evime öncelikle diyorum. Tüm ekibini, tüm personelini, başta Murat Çiftçi olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Bir evim basamak 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 yukarılara çıkıyor. Bütün şubeleri çoğaltıyorlar dedim. Güven ve başarı. Ben bir evine herkesin güvenmesini istiyorum. Bir evim ailesi de zaten çok büyükmüş. Ben burada bugün daha gördüm. Hala da büyüyor. Hala da bizim şubemiz yok, bizim buraları da açsanıza diye talepler var. Çok iyi de takipçiyim sosyal medyada. Bir evim olsun istiyorsanız bir evim. Lütfen bu adrese gelelim. Şu an hala rüya alemde gibiyim, gerçek miyim bilmiyorum. Yani ilk tercihte ve ilk hani şeyde Nezahat Çiftçi deyince Ümraniye çok şaşırdım ben diye böyle çocuk gibi birden koştum. Hani çok mutluyum. Hani bu kiracı olmanın verdiği bir duygu, hani isteklerimden biri ev almaktı, ev sahibi olmaktı İstanbul'da. Gerçekten de olduğu için çok mutluyum. Allah'ım bütün kiracılara bu duyguyu tattırsın istiyorum. İşte her şey nasip kısmet. Bizim de kısmetimiz böyleymiş. Yani bir evim sayesinde bir evimiz olacak inşallah. Bir evim sayesinde bir evim olacak yani. Bu genç yaşımda çok mutluyum. Yani bundan daha uygun bir yer görmedim de tanımıyorum da bilmiyorum da. Bir evin olsun istiyorsan bir evim. Diyorum hani en azından bir görüşün. Zaten görüşmeden sonra bakıyorsunuz ki sözleşmeyi imzalamış oluyorsunuz. Bugün bana, yarın onlara. İnşallah herkese nasip olsun. Ocak 2019 alkışlarınızla tebrik ediyoruz. Çok mutluyum. Çok şükür. Allah herkese nasip etsin inşallah. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Tüm arkadaşlarımı da davet ediyorum buradan. Hepimiz borcu olan insanlarız. Şimdi bankadan gidip kredi çekip de bu işe bulaşacaklarsa hiç gerek yok. En güzeli bir ev. Aldığınız paranın hem değerini görüyorsunuz, hem faiz ödemiyorsunuz, hem istediğiniz şekilde ödüyorsunuz. Ödeme planını kendiniz belirliyorsunuz. İster 600, ister 1, ister 2, ister 5. En güzeli bu. Yani herkesi bekleriz. Herkes için bir ev. Bebeğimizin şansına yazıldık. İnşallah onun şansına da aldık evi. Teslim tarihi belli olmadan durdurma seçeneğimiz vardı. 3 defa sıkıştığımız bir dönemde durdurduk. Ve sonradan tekrar ödemeye başladık. Bu çok güzel bir alternatif. Bankalarda böyle bir şey yoktur. Yani güzel yani, herkesi tavsiye ederiz. Çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Şimdi Melimbullar dediler, peki sen ne yakan çıka? Geldik, ona teşekkür ederim ki ben geldiğime göre Nilüfer'in adına çıktı. Hepimiz için bir ev. Azerbaycan'dan selamlar.